Avukat Mürsel Ünder'i kürsüye davet ediyoruz. Herkese merhaba. Bu sene böyle bir etkinlik yaptığı için işçileri ve işçi dostlarını bir araya getirdiği için en azından bunları tartışma olanağı verdiği için teşekkür ediyorum ben. Ayrıca kürsüden bize de söz vermiş olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi konumuz işçiler sendikaları yönetebilir mi? Yönetebilir elbette. Ama bu önermeye aklı başında olan hiç kimse zaten karşı çıkamaz. Bunun yerine çalıştığımız iş yerinin neden sadece bir makinasının dişlisine dönmüşüz bunu sormamız gerekiyor. Ya da neden alın terimizle kurduğumuz sendikalarımızın sponsoruna dönüşmüş durumdayız bunu sorgulamamız gerekiyor. Neden vergisini verdiğimiz, savaşına girdiğimiz ülkemizin güzelliklerini, zenginliklerini uzaktan izlemekle yetiniyoruz? Neden bizden kimseler yok bu iş yerlerinin sahipleri olan? Neden bize benzeyen, bizim için dövüşen bir sendikacı yok? Neden aramızdan çıkıp bizden olanlar bir süre sonra devşirme olarak Hızır Paşalara dönüşüyorlar? Neden adında işçi olan sendikalar senin olmuyor? Senin kurdukların neden başkalarının elinde patronların maşası haline dönüşüyorlar? Öncelikle bu işlerin sebebinin, hepsinin sebebi sen olmasan bile sorumlusunun sen olduğunu düşünüyorum işçi kardeşim. Öncelikle bu işlerin hepsinin sebebinin değil sorumlusunun ya da bu işlerin düzelmemesinin sorumlusunun sen olduğunu unutmayacaksın. Bunların senin sayende her gün daha fazla semirdiklerini unutmayacaksın. Senin adına hareket ettiğini, senin hakkını aradığını söyleyenlere sen ve senin gibiler içinde yoksa inanmayacaksın. Oy verdiğin partinde sana benzeyen, senin gibi yaşayan birilerini vekil olarak, başkan olarak, temsilci olarak göremiyorsan oy vermeyeceksin. Senden her ay daha maaşın ödenmeden aidat diye paranı alan sendikandan, senin gibi giyinen, seninle aynı evlerde oturan, senin yediklerini yiyen bir sendikacı yoksa o sendikaya yol vereceksin. O sendikacıya yol vereceksin. Dağıtacaksın o tezgahı, bozacaksın onu. Ne iş yaparsan yap. Hatta istersen hiçbir iş yapma. Kıymetli ve saygıdeğer olduğunu, çok kıymetli olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksın. Hiçbir zaman unutmayacaksın. Bunu her yerde ve herkesten isteyeceksin ve bekleyeceksin. Sana ve emeğine saygı göstermesini isteyeceksin, isteyeceksiniz. Emeğini satabileceğin en yüksek bedele satacaksın. Bu senin hayattaki en önemli gücün. Unutmayacaksın. Hakkını her yerde, her zaman arayacaksın. Hiç çekinmeden. Hakkını ararken karşına kim çıkarsa çıksın, hakkın olduğunu düşündüğünü istemekten hiç çekinmeyeceksin. Adalet arayışından asla vazgeçmeyeceksin. Hukuka ve mahkemelere güvenmeyeceksin. Altını çiziyorum. Hukuka ve mahkemelere güvenmeyeceksin. Ama onlardan da istemekten geri durmayacaksın. Kanunları öğreneceksin. Onların içinde senin için geçmişte senin gibilerin kazandıkları haklarla dolu maddeler var. Ama aynı kanunlarda patronların da hakları ve kazandıklarıyla dolu olduğunu unutmayacaksın. Onun için kanunu bileceksin ve öğreneceksin. Ama kanunlara da güvenmeyeceksin. O kanunlar senin hakkını iç edebilir de, haklarının tamamını aldırabilir de. Unutmayacaksın. Kanunların Allah'ın kelamı olmadığını bilerek, kim güçlüyse onun kuralının yazılı olduğunu unutmayacaksın. Onun için orada senin için yazılı olanları korumak için, senin yararına olanları da yeniden yazdırmak için çaba harcayacaksın. Mücadele edeceksin. Hem de öyle birkaç günlüğüne de değil, atandan alacak, torunlarına kadar devam ettireceksin. Ve durmaksızın mücadele edeceksin bunu gerçekleştirmek için. Kanun sana sınırını gösterecek. Sen daha fazlasını isteyeceksin. Kanun sana sınırını gösterecek. Sen cesaretin el verdiği ölçüde cüret edebildiğin kadar istemekten vazgeçmeyeceksin. Gücün yettiği kadarını da alacaksın. Ürettiğin şey senin olana kadar, çalıştığın yer senin olana kadar, yaşadığın ülkede senin sözün söylenene kadar istemekten vazgeçmeyeceksin. İstemekten vazgeçersen ya da elimdekiler bana yeter dersen ne olur?
Sesini çıkarmazsan, çaba harcamazsan elindeki avucundaki de gider, onu unutmayacaksın. Onun için çaba harcamaktan, mücadele etmekten başka çareniz yok sevgili dostlar. Benzerlerinle bir araya geleceksin. Hiç durmaksızın, sürekli olarak. Sana lütuf gibi gösterilen hiçbir değişiklik senin için değildir. Bunu asla unutmayacaksın. Asla unutmayacaksın. Mesela arabuluculuk. Öyle anlatıldığı gibi senin alacağını daha kısa sürede almanı sağlayacak bir düzenleme değil arabuluculuk dediğin mesele. Bu propagandaya inanmayacaksın. Önce bu dili kıracaksın sen. Devlet seni patronların önüne yem olarak atıyor arabuluculukta. Patronlar da senin borçlarından, yoksulluğundan, avukata ulaşamamandan, haklarını bilememenden, tam olarak bilememenden yararlanıp alabileceğin en düşük rakama ikna etme çabasıdır. Ve bu sürecin tamamıdır arabuluculuk dediğimiz şey. Onun için ve bu sürecin sonunda da devlet eliyle tasdiki sürecidir arabuluculuk meselesi. Bunu unutmayacağız. Mesela kıdem tazminatı. Kıdem tazminatı fonu. Fon senin için değildir. Bunu asla unutmayacaksın. Buradaki arkadaşlar anlattılar. Finans birikimi yaratmak, sermaye, finans birikimi yaratmak. İşin bu kısımlarını anlatmayacağım ama patronlar sana verilecek yıpranma payı parandan kurtarma harekatıdır kıdem tazminatı fonu. Bunu da unutmayacaksın. Mesela işsizlik fonu. Sen işsiz kaldığında sana güvence sağlayacak bir uygulama değildir işsizlik fonu. Patronlara, devlet borçlarına, alakasız bir sürü yere senin parandan çalıp aktarma uygulamasıdır işsizlik parası. Senin için değişiklikler meclislerde, salon toplantılarında ve masa başlarında gerçekleşmiyor maalesef. Bunu bileceksin. Senin için olacak her değişiklik dişinle, tırnağınla bedelini ödeye ödeye gerçekleşecek maalesef. İnşaatçıysan 10 tane arkadaşın asansörden düşer ve ölürse inşaatlarda asansör yönetmeliğinde değişiklik yapılabilir sadece. Makinacıysan elini onlarca tonluk prese kaptırdıktan sonra preste koruyucu iş güvenli ekipmanı gelir. Bunu unutmayacaksın. Tersane işçisiysen filikalarda çuval yerine doldurulursun. Birkaçınız öldükten sonra filikalara çuval ya da başka ağırlıklar konulmaya başlanır. Kod taşlama işinde çalışıyorsan eğer onlarcanız öldükten sonra senin hastalığını ancak meslek hastalığı olarak sayarlar. Bunu unutmayacaksın. Bunlara da arkasından sahip çıkmazsan hemen gerisin geri alacaklar. 301 maden işçisinin daha sonrasında maden kanunundaki erteleme ve iptalini de unutmayacaksın. Hafızana kazıyacaksın bunu. Ya da yüz binlerceniz günlerce yollara düşer, iş yerlerini kapatır. 15-16 Haziran 1970'te olduğu gibi yolları kapatır. O zaman kanunlara yazarlar senin hakkını. Grev hakkını tanırlar. Tanımak zorunda kalırlar. Sizin öğrenme yönteminiz, kazanma yönteminiz maalesef böyle. Bizlerin de bu şekilde. Metal sürecinde olduğu gibi on binlerceniz şalterleri indirir, iş yerini haftalarca boşaltmazsa o zaman kanunlarda büyük harflerle yazılı olan sendika değiştirmek haktır. Sendika temsilcisini işçilerin seçeceği meselesini ancak bu şekilde kazanabilirsiniz. Senin yatağındaki tahta kurusunun olmaması için binlerce kişinin alana çıkması, onlarcasının birkaç ay hapis yatması gerekiyor bu memlekette 3. havaalanı işçileri gibi. Sen fabrikanı, iş yerini, sahip olduğumuz her yeri yönetirken sözün sahibi olamazsan, sen yönetmezsen bu devran böyle gider. Senin sırtından palazlanan siyasetçiler, sahte sendikacılar kendi varlıklarını korumak için senin bu işleri bilmediğini, yapamayacağını söylediklerine yüzlerine tükürmekten çekinme. İşçiler sendikasını da, iş yerini de, ülkelerini de yönetenlerin hepsinden çok daha iyi yönetirler elbette. Yönetecekler de mutlaka. Size konuşmamın sonunda Nihat Behram'ın bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Haykır acını ey halk, baş eğme haykır. Bir yol kavşağındasın ve ancak yaraların haykırışlarla onarılır. Bir yol kavşağındasın ve senin değişmek için çırpınıyor kaderin. Kuşağın alnında biriken o kara teri, sırtında şakırdayan kırbacı kopar. Soluk al, ışıldat o mazlum yüreğini, kuşan kendini artık. Biraz da gövdeni yüreğinle kırbaçla. Haykır acını, bu kara dumanı dağıt. Bak, korulaştı kozalandı acıların.
Ey halk, parçala şu nankör suskunluğunu. Baş kaldır artık. Teşekkür ederim.